Komutanımız Murat Bey bize ne anlatacak? Arazide ağaç yok. Çöl gibi. Gerçekten çöl müydü Kızıl acaba? Çöl. Kızıl çöl. Bir tane ağaç yok. Uzaylıların gezdiği meşhur Kızıl çöl. UFO'lar burada varmış. Uzaylılar buradan mı? He. Geçmiş sözde. Burada yaşıyorlarmış. Burada yaşıyorlarmış. 51. bölgede burada zaten. Sonra ne olmuş? Yani o yüzden mi bu topraklarda böyle kuskuru, çöl gibi? Amerika'yı Amerika yapan bu uzaylılarmış. Bu pezevenkler nereden bilecek böyle? Bunlar o kadar akıllı insanlar değil ki bu kadar zengin olsun. Belli ki birileri yardım etmiş. Onlar da diyor ki uzaylılar yaptı. Onlar da burada yaşıyorlarmış. Burada yaşıyorlarmış. Yol üzerinde ne göreceğiz abi? Neleri tanıklık edeceğiz? Sen abi daha iyi biliyorsun. Grand Canyon'u göreceğiz. Harika, mükemmel, 10 numara bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken yer. Moab'ı göreceğiz. Delikli taşı göreceğiz. Dev bir dağ düşün ama içi uyuk. Dev bir dağ ama içinde bir şey yok. Bomboş. Ondan sonra Kızıl Çöl'ün içinden geçeceğiz. Ondan sonra altın madenlerini göreceğiz. Halen insanlar ellerinde böyle altın arıyorlar ve buluyorlar da. Hepsi de çok zengin. Ondan sonra nehirlerden geçeceğiz. Çok güzel bir iki ayrı kanyondan geçeceğiz. Harika iki ayrı kanyon. Bak şu karşı dağların arka tarafından başlıyor. Orası Kızıl Dağlar işte. Hemen arkasında Grand Canyon'un başlangıcı olan yer. Şu anda 15 numaralı yol üzerindeyiz. Yaklaşık 160 gün sonra 70 yoluna döneceğiz. Bu 70 yolda bizi Denver'a kadar götürecek. Denver'a yaklaştığımızda Colorado Springs diye bir kasabaya geleceğiz. Oradan 76 yoluna gireceğiz. En büyük şeyimizde Colorado Springs'te kar yağıyor. Buzlanma var. Şimdi biz şu anda kuraklık, yağış yok. Bir anda kara mı geçiş yapacağız? Evet. Şu anda herkes kısa kolluyla oturabiliyor. Son derece sıcak ama yaklaşık 3-4 saat sonra lapa lapa kar yağacak. Lapa lapa kar yağmayacak. Yani şeyde yağacak o kar muhtemelen. Colorado Springs'te yağacak ama oraya gidene kadar karlı yollardan geçeceğiz. Göreceğiz. Ama çok güzel. Grand Canyon'un olduğu yerden gece muhtemelen gece olacak, karanlık olacak ama yine de çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu Colorado Springs, ondan sonra işte Grand Canyon'un olduğu yerler dağlık tepelik araziler. Hiç şey yapılmamış buralarda. Tarım yok, hiçbir şey yok. Zamanında bu şerefsizler İndiyanlardan yani Kızılderililerden buraları aldıktan sonra hani onları istila ettikten sonra savaş özür dilemek adına bu ne kadar para etmeyen şey bazında tarım bazında verimli olmayan yerler varsa hep Kızılderililere vermiş. Yani buralar hep arsa sahipleri Kızılderililer. Kızılderililer buraların sahibi olduğu için de aynı zamanda da Kızılderililere vergiden muaf olduğu için bu bölgede ne kadar bar, pavyon, kumarhane, otel, şu bu işletmesi varsa hep Kızılderililere ya da onların üzerine kuruldu. Çünkü şahıs olarak onlar vergiden muaf. Nasıl yani? Kızılderililerden vergi almıyor mu Amerika? Amerika'da hiçbir Kızılderili taks ödemiyor. Artı sabit maaşı vardır. 2300 dolar sabit maaşı vardı. Her bir ferdin 2300 dolar aylık maaşı var. Ve bu gerizekalı Kızılderililerde ay yaş hepsi o 2300 dolar parayı alıyorlar. İşte bu teneke evlerde yaşayıp 2300 dolarla geçiniyorlar. Akşama kadar da mozot çekiyorlar. Kafaları hep güzel geziyor işte. Aptal çok. Burada ne kadar çorak arazi varsa hep Kızılderili. Abi ne kadar oldu tır şoförlüğü yapalı? Yaklaşık 2 yıl oldu. Neleri gördük, nelere şahit olduk? Acısıyla, tatlısıyla.
Keyifli yanları, tatsız yanları. Tatsız yanları, gurbet, tek başına kalıyorsun. Tek başına çalıştığın zaman çok düşünüyorsun. Düşündükçe hani gurbete gidiyorsun, yalnız kalıyorsun. Bir de şarkıları böyle açtığın zaman biraz kederli şarkılar. İyice sen yakıyorsun bir pro. Yakıyorum bir pro. Sabahlar olmasın. Ama genelde iyi, kazancı çok güzel. Mutluyum. Yatırımlarımı yapıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Gezmeyi sevmeyen insan bu işi yapamaz. Allah'ın hiçbir kulu günde 20 saat araba kullanamaz. Kaç saat kullanıyorsun abi? 20 saat. 20 saat. Ortalama 20 saat kullanıyorum. Zor mu? Çok zor. Yapıyor muyum? Sonuna kadar yapıyorum. Yaptım. Sen görüyorsun. Evet. Yani ben zor iş. Yani maçası, hani çok kaba tabir olacak ama maçası olmayan bu işi yapmaz. Zor iş çünkü. Bunu normal zamanda yaparsan da para kazanmıyorsun. 1500-1600 dolarla evine dönüyorsun. O paraları zaten evinde kalsan o paraları yine yaparsın. Teşekkür olmana gerek yok. Eğer evinden ayrı kalacaksan, o zorluklara göğüs geleceksen o zaman çalışacaksın. Adamıyla çalışacaksın, para kazanacaksın. Çok çalışmak lazım. Şu ana kadar abi gitmediğin eyalet kaldı mı? Yok. Ayağımın değmediği eyalet şu anda kaldı. Toplam Amerika'da 53 eyalet, 53 artı 1, 54 eyaletin 53 eyaletine ben şu anda ayak basmışım. Artı Kanada, artı Meksika. Kanada'ya da gittim, Meksika'ya gittim. Kanada'ya, Meksika'ya. Zaten sınır. Sınır ama sınır ötesine de geçtim. Meksika'ya da gittim. Kanada'da... yani Kanada'da şöyle söyleyeyim. San Rubens Adası var. En üstte. Kanada'nın ucu artık yani. Ondan sonra dünyanın sonu herhalde, bilmiyorum. Alaska'da başlangıcı, Alaska... Yani ben haritadan baktığımda San Rubens Adası'na bunun karşı tarafında yaşamın olmadığı görünüyor. Kanada toprakları, şey, Alaska sarsılan yer ama yaşam. Oraya kadar çıktım yani macera. Size işte buraya kadar macera yaşıyoruz. En zorlu dönem ne zaman gördün abi? Hangi şartlarda gördün? Görüyoruz, gösteriyorsun bana da videolarda kaza yapan bir sürü de tır var. Vallahi buzlu, iş, karlı hava nasıl yani en zor şartları? En büyük sırrı ne biliyor musun? Tır şoförü olduğun zaman eğer ben usta şoförüm dersen en büyük hatayı o zaman yapıyorsun kardeşim. Dersen ki ben usta şoförüm, ben 10 numara şoförüm, ben hata yapmam dersen işte en büyük hatayı o zaman yapıyorsun. Çünkü usta şoförüm dediğin anda bu sefer gevşiyorsun. Çok büyük hata. Her zaman amatör şoför olacaksın. Amatörlükten korkma. Amatör insan dikkatli olur. Amatör insan işin başında olur. Usta şoför gevşek olur. Ha, lay lay lay. Benim gibi şu anda. Bak böyle. Doğru değil ama. İşte doğru değil ama. Bu şey doğru değil ama. Yani yaptığın işi önemsemen lazım. Dikkat etmen lazım. Bu işten ekmek yiyorsun. Şimdi, gerçekten dikkatli olman lazım. Bu iş özellikle tır denilen uzun araç, long vehicle denilen bu araç kazayı affetmiyor kardeş. Allah muhafaza 800 kiloluk bir arabayı altına aldığın zaman o arabada hiç şans yok. Paramparça. İçinde ne kadar yaşayan insan varsa. Ölür. Bunu tövmeti altından kim korunur ya? Çok kötü. Kabul edecek şey değil. Abi, onun için yaptığın işi dikkat edecek. Şimdi başka insanlar da video çekiyor, YouTube'da izliyoruz. Onların çektiği videoya göre insanlar Türkiye'dekiler merak ediyor ve rakamları duyunca da heyecanlanıyorlar falan.
Yani. Hemen hani Amerika rüyası başlıyor. Tırcılık rüyası başlıyor. Yani. Yani zannedildiği kadar kolay bir iş mi? Hayır. İşte kolay değil. Yani görünende dışarıda geziyoruz, yer bildirim yapıyoruz ezber, ama ezber olduğundan hayatın çok çok uzağında bir hayat. Zorlu bir hayat. Amerika'daki yaşam şartları zaten çok zor. Evet, kazanıyoruz. Allah bir hareket etmesin. Ben çok çok iyi kazanıyorum ama bir o kadar da bunun taksi oluyor. Kimse bunu görmüyor. İşte Mart ayı, 3 gün sonra senin de başında. Mart ayı gelecek, taksi zamanı gelecek. Benim bir dünya vergim çıkacağım. Bunları kimse görmüyor. Dolar olarak kazanıyoruz ama dolar olarak da harcıyoruz. Sabit giderlerimiz var. Bu sabit giderleri müsaade edemez. Ama yine de Allah bir bereket versin. Ben hiçbir zaman yediğim yemeği yemek kadına istemem. Allah bir bereket versin. Ben yaptığım işten dolayı para kazandım. Yatırımlarımı yaptım. Evlerimi aldım. İşte arsa. Şimdi bir sonraki belki tekrar geçeceğimiz yerlerde gece karanlığına belki denk geleceğiz ama görüntüleyebilsek görüntüleyeceğiz. Biraz önce saydığın i̇nşallah, yerleri. İnşallah. Yine o zaman da konuşmaya Kanyonu, devam edeceğiz. Grand Canyon'u görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Şimdi WhatsApp, Facebook derken insanlar telaşa girdiler. Veri kullanma. Şimdi ben de senin bu kaydını YouTube'a atacağım. Oh. Sen de bana izin veriyor musun? Veriyorum ya. Alsın FBI'den kullansın. CIA'den kullansın. Tamam. Elinden ne kadar istihbarat izni aldık. YouTube'a hepsini kullansın. Bu videomuzu ne YouTube'a atıyoruz. YouTube'dan gelecek olan bütün Türkiye'deki, arkadaşları da bekliyoruz. He, Türkiye'deki yatırıcılar çoğu merak ediyorlar. Elimizden gelen yardımı da yapmaya hazırız. Çevremizdeki insanlar video istiyor bizden. Görüntü istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince atalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aracımız da şöyle biraz daha temiz olsun da aracımızın içinde tabii. Tabii bir gün aracımızı baştan başlayalım değil mi? Televizyonumuz tabii, var, buzdolabımız var. Televizyon kurduk. Var, iki ayrı yatağımız var. Evet. Yani dolabımız var. Aracımız geniş. Geniş, rahat. Ev imkanları var. İçinde bir tuvalet yok değil mi? Tuvalet de sağ kapıyı açıp aşağı doğru indirdiğinde tuvalet oluyor işte. Evet, aynen. Tuvalette hemen sağ kapıdan aşağı inince tuvalet oluyor arkadaşlar. Murat abiye teşekkür ediyoruz. Sizi yıkamayı unutmayalım. Videoyu yayınlama hakkında kendisinden izin aldık. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olun. Bizi takip edin. Murat abiyi takip edin. Sizi Amerika'ya yeniden keşfetsin. Sizi adım adım gezdirsin. Yol arkadaşıma abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.